Efendim Adalet ve Demokrasi programı başlıyor. Ben Orhan Uğuroğlu. Bu programı Ömer Faruk Eminoğlu ile birlikte hazırlayıp sunuyorduk. Ancak kendisi İzmir'de önemli bir duruşması olduğu için aramızda bugün yok. Dolayısıyla bugün ben yalnız ve cesur bir program yapacağım. Ve önemli bir konuğum var. Yargıtay Onursal Başkanı Profesör Doktor Sayın Sami Selçuk. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim sağ olun beraber Türkiye'deki hukuk sistemini konuşacağız. Evet. Türkiye'de evet. yargılamaları, uzun süren yargılamaları, Türkiye'deki varsa haksız ve hukuksuz kararları birlikte ele alacağız. Şimdi efendim Türkiye'de siz hem e, dua duayenisiniz hukuk sisteminin, hem Yargıtay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi üstlendiniz hem ceza hukukçusunuz, yıllarca yargıçlık yaptınız. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de mevcut hukuk sistemini bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve sayfanın ortasından pat diye sorayım. Türkiye'deki hukuk sistemi dünyada olmayan kendine özgü bir sistemdir. Sanıyorum bu her şeyin cevabını vermiş oluyoruz. Çünkü böyle bir örnek yok Türkiye dünyada. Öyle mi? Elbette. Yani Yani iyi mi kötü mü hangi açıdan? Olumlu Çok iyi mi olumlu? olumlu şey. değil. Neden? Olumsuz bir örnek. Olumsuz tabii. Türkiye'deki Türkiye'de yapılan duruşma yeryüzünde yoktur. Böyle bir duruşma yok. Hiçbir ülkenin bu kadar güzel sözlükle o aşamayı ifade ettiğini de düşünmüyorum. Duruşma sözcüğü nereden gelir biliyor musunuz? Hani halk ozanları karşılıklı atışır ya, Evet, bir diyalektik kurar. Evet. Zaten duruşmanın temeli diyalektiktir. İddiacı olacak, savunan olacak değil mi? Davalı oluyor, davacı oluyor, karşılıklı Doğru. savunuyorsunuz. Sentezi kim yapıyor? Yargıç yapıyor. Bir de tanıklar da oluyor duruma göre. Hayır, tanıklar vesaire dinlendikten sonra... Yargıç herkesi dinliyor. Onlar da tanıklara karşı görüşlerini söylüyor, kanıtlara karşı görüşlerini söylüyor. Yargıç zaten doğrudan doğruya delillerle bu delillerden bir tanesi de nedir? Tanık delili. Yani söylediklerini dinleyeceksiniz. Bir bıçak söz konusuysa, o bıçak kanlıysa yargıç onu görecek. Yargıç onu görecek. Türk ve o yargıç karar verecek. O yargıcı değiştiremezsiniz. Dünyanın hiçbir ülkesinde Afrika dahil duruşma yargıcını değiştiremezsiniz. Ya. Bakın Buraya ben size gelelim peki. Bakın hayır bakın söylüyorum size bakın. Duruşma yargıcı kanıtlarla birebir ilişki kuran insandır. Eğer duruşma uzayacak gibi görünürse Diyelim ki yargıç hastalanabilir vesaire olursa yedek yargıç gelir orada oturur. Yedek yargıç hastalandığı zaman veya bir atepik bir durum olduğu zaman yani yargı, duruşma yargıç çekilince o da duruşmada onlarla kanıtlarla yüz yüze iç içe olduğu için birebir araya bir herhangi bir araç girmeyecek. Bize Biz buna yedek doğrudan... yargıç çok ama bir dakika söyleyeceğim bakın eğer araya başka şeyler girerse o yargıç o, o, konuda karar veremez. Hayır mümkün değil. Biz ne yapıyoruz? Yargıç Ahmet Bey geliyor. iki kişiyi dinliyor. Hastalanıyor veya ataması çıkıyor. O gün gelmiyor. Bir başka yargıç diğer iki kişiyi dinliyor gereksiz şekilde duruşmalar erteleniyor. Yani baktığınız zaman zaten gerekçelerin çoğu yanlış gerekçelerdir. Onlarla erteleniyor. Arkasından üçüncü bir yargıç geliyor. Kimse gelmiyor. Duruşma tutanaklarına göre yargıç karar veriyor. Vicdani kanı duruşma tutanaklarıyla ciro edilemez. Nokta. Çok çarpıcı. Evet. Ve dünyanın her tarafında bu türden yapılmış olan bir duruşma yokluk yaptırımıyla sakattır. Bakın buradan söylüyorum. Yokluk. Yokluk. Yani bu Hiç yapılmamıştı. Allah Hayır. Allah. Gayet tabii. Efendim Hiç. yani yaşadığımız Hayır. bütün o Hayır. E, yargılamalarda. Bunu bu düşündüğünüz zaman zaten durumun fecieti ortaya çıkar. Şimdi siz bana soracaksınız. Siz taşlattan ne yaptınız? Sekiz Hayır, yıl 8 tamam. yıl süre içerisinde. Tek oturumda ben Taşra'da Asliye Ceza Mahkemesi davalarına çıkıyordum. Onları bitirdim. Tek oturum bitti. Tek oturum 8 Aa, gün tek sürüyor. Oturum. Bakın yani size tek bir, oturum peş peşe gün sürebilir mi yani? Hayır tek oturumda biter. Herkesi çağırırsınız biter. Ama delileri nasıl topladınız? E, de, gelir tanık geliyor bilmem ne geliyor. Bakın duruşma dosyaya bakarsanız Eğer keşif istiyorsa önce keşfi yaparsınız. Tamam Evet. Eğer bilir kişi gerekiyorsa onun görüşünü alacaksanız bilir kişiye verirsiniz. Bilir kişi görüşünü söyler. Ondan sonra dersiniz ki ha duruşma için hazır. Tanıklar da gelsin. Bilir kişi de gerekirse davet edersiniz. En doğrusu davet etmektir. Çünkü hiç ummadığınız sorular karşınıza çıkabilir. Davet etmektir. Tarafları da davet edersiniz. Herkesi dinlersiniz. Taraflar karşılıklı iddialarını, savunmalarını yapar. Ve siz bu, bunların hepsini toptan gözden geçirmek suretiyle kararınızı verirsiniz. Peki Dünyanın belki her tarafında efendim. Dünyanın her tarafında bu böyle yapılır. Onun için ben Taşra'da yabancı ülkelere gittiğim zaman bunu arkadaşlarım duysunlar diye bilerek bazı sorular sorardım. Şimdi e, Petersburg'a gitmiştik. E, eski ismiyle Leningrad'a gitmiştik. İstinaf Mahkemesi Başkanı. Bize akşam yemeği verdi. Tabii yanımda da meslektaşım var. Bir meslektaşım da var. Ve ben ona sordum. Dedim ki duruşma yargıcı duruşma yaparken ölebilir de hastalanabilir de. Böyle bir şey olduğu zaman duruşmayı bitirmeden, karar vermeden o ölmüşse ne yapardınız? Yeni baştan yeni bir duruşma yaparız dedi. Sıfırdan başlarız. Tabii sıfırdan başlarız birlikte. Peki dedim böyle bir olay yaşandı mı? Düşündü, hatırlamıyorum dedi. Birkaç dakika geçti. Ha dedi oldu. Hukuk mahkemesi yargıcı duruşma yaparken ya, duruşmayı yapmış, kararı da vermiş. Yani sen haklısın veya öbür haklı kararı da bitirmiş. Ama kararı yazmadan ölmüş. Peki ne yaptınız dedim. Üç o gün üç duruşması varmış, üçünde de bitirmiş. Kararı vermiş adam. Dediğim şekilde yani tek oturumda vermiş. Ne yaptınız? Yeni yargıçla yeniden duruşmalar yapıldı dedi. Dünyanın her tarafında bu böyledir. Peki Kendi şimdi, kendimizi aldatmayalım. Sayın Selçuk, tamam ben mesajını anladım. Şimdi evet. bir e, şunu sormamız lazım. Sor. Şimdi birincisi e, delil toplama var. Deliller mahkeme devam ederken toplanıyor. Örnek diye söylüyorum. Şimdi e, bendenize bir saldırı oldu biliyorsunuz o saldırının evet. failleri ilk hmm. duruşmaya zaten gelmediler ikinci duruşmaya kaldı sonra ikinci duruşmada biz e, ilk duruşmada şeyleri i̇lk istedik. İlk duruşmada niye açtınız gelmeyeceğini bildiğiniz niye açtınız yani duruşma şey nasıl niye aç? Hayır, hakim ilk neye açtınız ilk duruşmayı niye açtınız yani hakim açıyor bir e, ben de oradaydım niye duruşma açtı başladı. ben onu soruyorum niçin açtı İşte avukatları vardı e, e, avukatlar Avukatlar taraf değil. Birisi iddia makamını işgal ediyor. birisi savunma makamı. Tamam. Şimdi biz şöyle e, dedik ki e, telefon kayıtları istensin. 2-3 evet. duruşma sonra geldi telefon kayıtları. Duruşmayı erken açmış evet. bakın. 6 ay, 6 ay böyle Tabii. gidiyor. Gene şimdi 8-9 ay sonra bir daha iki dosya birleştirilsin dedik. Sayın Seçik Özda'ya yapılan saldırıyla bana yapılan saldırı aynı e, örgütten ve Olabilir. Evet e, ikisi ayrı ayrı dosya ilerliyordu. Benim e, Sayın e, Özdağ'ın demecini yazdığım bir köşe yazısı nedeniyle o verdiği demeçten ben yazdığım demeçten. Şimdi mesela iki dosya birleşsin dedik. Öbür mahkeme o dosyasını iki duruşmadır daha göndermedi bizim duruşmaya. Şimdi peki bir şey daha soracağım mesela. Dediniz Bunların ki, hepsi tamamlanacaktı ondan sonra. Taraflar artık hazır dediğiniz zaman o zaman duruşunu O da birkaç açarsınız. sene sonra. Geç gelen Hayır adalet dedi. adalet değildir bir diyorsunuz. Bir sene falan olmaz. Hayır bakın. Ben size sözünüzü kestim. Bir şey anlatayım. Ee, şeyde Taşra'da bulunduğum sırada bir ilçeye yetki verdiler gittim. İlçeye yetki verdiler gittim. Ee, i̇çeriye girdim. Biraz sonra Asliye Ceza Mahkemesi'ne bakan yargıç odama geldi. Hoş geldiniz dedikten sonra yetkiyle gittim. Yani kısa sürede kalacağım. 10 gün kadar kalacağım. Evet. Gitti. Dedi ki Savcı Bey dedi bir duruşmamız var dedi bana. Tamam dedim çıkalım. dosyayı bana verir misiniz dedi. Yanımda dedi uzattı. İki sayfalık bir dosya hepsi bu. Suçüstü dolayısıyla gelmiş. Ve üçüncü duruşmaya ben geliyorum. Bakın üçüncü duruşma dikkatinizi çekerim. Ben şöyle bir okudum, çok basit bir şey. Dedim bu belli dedim. O sırada yerine geldiğim arkadaş savcı geldi. Dedim ki bu basit dedim. Baktım hiç pek ilgilenmek istemiyor falan. Ben üzerinde durmadım. Şimdi dedim ki hakim bey hemen çıkalım, kararı verelim dedim ben. Zaten dedim ki herhalde başka bir delil toplamayacaksınız zaten. Bitmiş, suç olmuş zaten. Çıktık, kararı verdik. Hakim Bey bana dedi ki, 33 tane dedi, Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmamız var dedi. Hiç unutmayın, bakın 33. Evet. Evet dedim. Savcı Bey dedi, biraz sıkıntılı bu konuda dedi. Ne gibi dedim? Pek mütalaa vermek istemiyor dedi bana. O günde adli müfettişi geldi. Adli müfettişi. Bir saat kadar oturdu. Dedi ki vapur varmış dedi. Deniz kıyısında o. Ben İstanbul'a gideceğim. ailemi göreceğim. Uzun süredir gidemedim dedi. Çekti gitti o da. Peki dedim hakim bey. Dedim ki o dosyalar bana bir gönderir misiniz? Hepsini gönderdi bana dosyaları. Tek tek dosyaları inceledim. Ve kolluk güçlerine işte bir kısmına Polis bakıyor, bir kısmına köyde ise jandarma bakıyor. Hepsini tek tek ayrı ayrı yazdım. Tanıklar, taraflar hepsini işledim. Işte Ve köylerinin yerini falan tespit ettim. Bunu dedim polise, şehrin içinde olanlar ki çok azdı. <laughs> Siz getireceksiniz falan gün dedim. Bakın yani bir hafta içinde getireceksiniz dedim. Öbürlerini de jandarma getirecek dedim. Ve biz o gün 17 kararı birden verdik. Tek oturumda. Tamam. Tebrikler. Peki hemen sorun var ama şimdi. Çünkü diğerleri gelmedi. Tamam ama savcı ile hakim işbirliği yapıyorsunuz. <laughs> Avukat yok yanınızda. Bir. iki. Hayır ben dosyayı Türkiye'de, inceledim. Dosyayı tabii ama e ee, hakim çağırayacağıma... kanaatinizi duruşmadan önce belirtmişsiniz. Hayır, belirtmedim. Hayır, hayır. Hemen duruşmayı yapalım. Hayır hayır. hayır. Ben, ben vereyim diye. Bakın. Şimdi bizde hakimle savcı yayın ha... oturuyor efendim. Bir dakika bakın. Hakime ben en ufak bir laf etmedim. Ben sadece kimi çağırıyorum tarafları. Tarafları davet et. Tanıkları çağırıyorum o kadar. Başka bir şey yok. Ben de bilmiyorum. Anladım. Ben dosyayı incelemiş değilim. Kimler var orada tespit ediyorum. Köyü şu bilmem nesi, mahallesi şu diyorum. Hakim Sonra ediyorum. iddianame hazırlayıp vereceksiniz. Hayır iddianame yazılmış zaten. Yazılmış yani dosya. sizden önce yazılmış Tabii. Iddianem, ya yazılmış iddianame. Anladım. Yazılmış dosya Peki, da var. Peki hakimle yan yana oturuyorsunuz. Savcı ve hakim da aşağıda kalıyor. Ve o... fıstısla oturup konuşuyorlar birbirlikte ne yapacak. Şimdi o zaman Şimdi <laughs> dediniz benim ki az önce. Konuştuğumu gördünüz mü? Hayır hayır. <laughs> Şimdi az hayır önce bakalım. dediniz ki özür dilerim hayır. sorumu bir sorayım izin verirseniz. Benim söylediklerimle sizin söyledikleriniz çok başka. Tamam ben sorayım. Bir kere sorayım. hayır bakın. Ben dosyanın sadece taraflarını kimler Kabul var etti. o dosyanın hepsini incelemeniz zaten mümkün değil. 33 dosyayı inceleyecek mümkün değil. Şimdi ben şunları çağırın diyorum bu dosyada şunlar dinlenecek diyor. Taraplardır, iddia eden vardır, yani mağdur olan vardır ve tanıklar vardır. Zaten keşif bir dosya söz konusuysa orada karar çıkarmak mümkün değildir. Önceden yapmak lazım bunları. Biraz önce söylediğim gibi. Ve bunların isimlerini verdim, taraflar da onu getirdi, geldi... Gelenlerin hepsini aşağı yukarı birisi hariç hepsini bitirdik. 17 kararı o gün verdik Tamam. Mi? Bunu tebrik ediyorum. Buna bir şey demiyorum ama e, sözde şöyle durumda, başladınız. Görevimi yaptım. Ben. Tamam. O şöyle kadar. başladınız. dediniz ki Türkiye'de e, ya, e, mahkemeler e, dünya mahkemelerinden çok ayrı bir şekilde yapılıyor dediniz ve dediniz ki hakim var, savcı var, avukat var dediniz. Değil mi? Evet. Yani şimdi Türkiye'de gözümün önüne duruşma salonu geliyor. Demin de bahsettim. Hı. Hakimle savcı yayın o. Doğru, beraber... o bir eski eleştiri o zaten. Evet, evet hemen avukat geliyorum. da aşağıda. Bunu ben 20 yıldır televizyonda program yapıyorum. Çok hukuk programı yaptım. Çok Adalet Bakanlığı'nı çağırdım. Marangoz hatası olduğu söyleniyor ama asıl hata zihinlerdeki bir marangoz hatası. Yani savcı iddiasını söyleyecek, avukat savunmasını yapacak. Yargıç da yukarıda tarafsız karar verecek. Doğru. Bizde ile hakim işbirliği yapıyor. İnsanları mahkum ediyor. İşte FETÖ davalarını gördük. 28 Şubat'ı gördük. Osman Kavala'yı gördük ki soracağım bunları ise. Yani e, maalesef savcı, hakim Türkiye'de neredeyse Siyasi kararlar işbirliği yaparak sonuca gidiyorlar diyebilirim. Yok, işbirliği yaptığını söyleyemezsiniz. Herkes görüşünü söyler, gereğini yapar. Ama dediğiniz bazı noktalarda haklısınız. Hakim ve savcı ee, Türkiye'de, müzakerelerde bile savcının mevcut olduğunu görürsünüz ki bu son derece yanlıştır. Yasaya da aykırıdır. Öyle mi? Müzakere sırasında tabii. Savcı içeriye giremez. Sadece... Diyelim ki üç yargıç vardır, özellikle ağır ceza mahkemesinde. Sadece müzakerede onlar bulunur, savcı bulunamaz. Türkiye'de bunlar uygulanmıyor. Bu, yö bu yönden haklısınız. Ama Türkiye'de savcı ile yargıcın e, birlikte karar verdiğini düşünmek de yanlış. Çünkü savcı da, yargıç da ayrı kanaate ulaşabilirler. Hatta üç yargıcın bulunduğu mahkemede bile, e, yargıçlar arasında uyuşmazlık çıkabilir. Çıkıyor, Tabii evet, son doğru, derece normaldir. O o, görüşe, o görüşü paylaşamam. Keşke daha da dikkatli olsalar bu konuda diye e, temenni olarak söyleyebilirim. Evet. Mesela efendim şimdi e, yargının siyasallaştığı iddiaları evet. çok somut sonuçlarla da gözüküyor. Örneğin e, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben bu davanın savcısıyım diyor. Evet. Yanlış. Yanlış ve mahkemenin bakın sürekli televizyonlara çıktığımız zaman arkadaşlar soruyorlar ve bazıları da dışarıdan seyreden bazıları da bunu anlamıyorlar. Yargının önüne gelen davalarda diyelim ki birisi tutuklandı siz bir değerlendirme yapabilirsiniz tutuklamadan da bu iş yürütülebilirdi diyebilirsiniz ama yargıç şöyle karar vermelidir diye söyleyemezsiniz. Bu etik değildir. Ben onun için sürekli şunu söylemişimdir. Yargının önündeki konularda hiçbir zaman konuşmak istemediğimi belirtirim ve uyarırım da. Kimse de konuşmamalı. Çünkü bir insanı yargılamak, bir kade o insanın kaderi üzerinde karar vermek kolay değildir. Yargıç her şeyden soyutlanacak ve kendisinin inançlarına karşı da bağımsız olacak, sıyrılacak kendisinden. kendisi Türkiye'nin yapamadığı çok şeyler var. Kitaplarda yazıyor da onu yerine getiremiyor. Bakın size çarpıcı bir örnek vereyim. Türkiye'nin yetiştirdiği yurt yani dünya çapında ismini duyurmuş olan Osmanlı devletini düşünürseniz iki hukukçumuz var. Birisi Ebu Suud Efendi'dir. Ebu Suud Efendi'nin şöhret bulmasının nedeni benim kanaatımca bazı özgün görüşleri olmasıdır. Ben bugün açısından baktığınız zaman, bugünkü e, hukuk açısından baktığınız zaman Ebu Suud Efendi'nin birçok görüşü pek de parlak görüşler değildir. Mesela size bir şey söyleyeyim. Yani e, Kanuni Sultan Süleyman'ın en çok sevdiği Şehzadesi Ahmedi öldürürken ee, ölümüne göz yummak istemiyor yani zor bir karar tabii bir baba için ee, ve e, gidiyorlar kendisine diyorlar ki siz uyurken öldürürsek katletmiş olmazsınız şimdi bu görüş değil bu görüşte Ebu Suud Efendi'nin ne kadar parmağı var ben bilmiyorum sorduklarında tam cevap vermediler ama şunu söylediler bilgisi vardı bilgisi vardı bunun adı hile işeriyedir. Evet. Bilginiz varsa görüşünüzü söylersiniz, yanlış dersiniz. Veya doğru dersiniz, geçer gidersiniz. Şimdi gelelim şeye. İkinci yurt dışında tanınan isim Ahmet Cevdet Paşa'dır. Ben onun masasında oturdum. İsterdim ki onun kendi oturduğu masada ellerimi koyayım, dirseklerimi dayayayım. Ama o olmadı. Ona da geleceğim şimdi bu vesileyle. Şimdi 1793. maddeyi okursanız o ünlü madde yargıcın nasıl olması gerektiğini anlatan işte mekti, metin, mekim bela diye başlayan madde zaten bir yargıçta aranan bütün nitelikleri orada görürsünüz. Onunla da yetinmiyor devam eden maddelerde işte taraflarla nasıl görüşür nasıl tutum takınır ne yapar bunları da uzun uzun anlatıyor. Mecelle Mecelle'de tabii en büyük pay Ahmet Cevdet Paşa'nındır. Yani o çünkü onun kalemi çok kuvvetli, güzel de yazıyor. Mecelle'nin ilk yüz maddesi ünlü maddedir. Ama o yüz maddenin hemen hemen tamamına yakını da Fransız Medeni Kanunun ilk maddeli ondan alınmıştı, Onu da söyleyeyim. Çünkü Fransız Medeni Kanunun e, dili çok ünlüdür. Hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Yani e, ünlü bir yazara hemen birden bir aklıma gelmedi. O dönemin en ünlü yazarlarından bir tanesi vardı. Bazen unutuyoruz böyle yaşla ilerlediğince. E, dediler ki bu kadar güzel nasıl yazıyorsun? Ben dedi her gün yarım saat bir saat bedeni kanunu okurum. Harika. Tabii çok veciz, çok kısa cümleler, müthiş cümle. Yani gerçekten şiir gibi. Bir tek harfi orada harcayamazsınız. Müthiştir o. Şimdi, şimdi, şimdi biz bu, hemen geliyor oraya evet, geliyor şimdi. Gelelim. Şimdi Ahmet Cevdet Paşa bunları yazdıran ve yazan evet. haberi olan Ahmet Cevdet Paşa. 1861 yılında Mitatpaşa e, Mithat Paşa yargılanırken her şeyden önce tarafsız olmayacak olan hakimlerden bir kurul oluşturuyor. O hakimlerden bir tanesinin babasını astırmıştır Mithat Paşa. Savcının bir tanesine ceza vermiştir. Yani ayrıntıya girmek istemiyorum. Ve bu yargılama yapılırken Mabey'in başkatibiyle beraber Ahmet Cevdet Paşa da yargıçların arkasında oturmakta devamlı talimat vermektedir. Hani yargıç bağımsız olacaktı? Hı? Ahmet Cevdet Paşa'nın hayatında benim kanaatimce çok ağır bir leke var bu açıdan onu söyleyeyim. Anladım. Çok teşekkür Şimdi Bakın bu yazmak kolay da Bakın, hemen geleceğim. Doğru. geleceğim. Bakın. Yani o günden alışkanlık Şimdi demek ki yargıya müdahale Osmanlı'dan gelen bir alışkanlık bugün. Bir hemen hemen arkasına bir şey ekleyeceğim. Siz Mithat Paşa ile ilgili nasıl yargılandığını biliyor musunuz? Ben 3 ayrı kaynaktan okudum. Tarihçi 3 ayrı. 3 ayrı kaynakta başka başka bilgi veriyor. Çünkü gizli yapılmıştır duruşma bazı insanlar içeriye alınmıştır. Bazı insanlar içeri. alınmıştır. Melih Cevdet Anday'ın bir yazısı çıkmıştı yıllar önce cumhuriyette. Ne diyor biliyor musunuz? Milattan 399 yıl önce yayımlanan şey yargılanan Sokrates'in davasını hepimiz biliyoruz ama Mithat Paşa'nın davasını bilmiyoruz. Bakın 2000 e ee, kaç yıl oldu 423 tabii evet. 423 yıl oldu. Evet. evet. üç ayrı kaynak birbirini doğruluyor. Ve nasıl yargılandığını da biliyoruz. Ve diyor ki medeniyet o yargılamayla başlamıştır diyor Belişevlet. Doğru söylüyor. 1881'den bugüne tarihi söylediğiniz zaman 150 yıl bile değil değil mi? Ama evet. bilmiyoruz biz. Efendim i̇şte e vallahi tarihi iki, konuşursak bakın, programın ama sonunu getiremeyiz. Ikisi, i̇kisi birbirinden ne kadar uzak. Evet. Böyle bir zihniyetin sahibiyiz biz. Geçmişimiz parlak değil. Bugün de hiç parlak değil, onu söyleyeyim. Evet. Şimdi mesela Osman Kavala Mahkumiyeti var. En son evet. cezacısınız siz. Hakimlerden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demin çok güzel örnek verdiniz. İlmi, il mi, ilçe mi e, hukukçularından ve e, milletvekili aday adayı olmuş filan. Evet. Ve sonra da bu FETÖ sonrası FETÖ'cü hakimler ve savcılar uzaklaştırılınca seçilip yargıç olanlar bir tanesi. Bir diğer hakim ise diyor ki beraat etmesi lazım bu davadan diyor. Diğer iki hakim müebbet diyor. Evet. Şimdi bir hakim beraat, iki hakim müebbet. Hani biri 20 yıl, biri 15 yıl dese başımızın üstünde yeri var. Arada bir şey var yani yakınlık var diyelim. Ama o beraat diyen hakim de yaz kararnamesinde o mahkemeden uçuruldu, sürüldü başka yere. Feci. Feci'de efendim bakın ta Osmanlıdan Şimdi, gelen tabii, Ahmet bilmem ne efendi oturup yargıya yargı yargı bağımsızlığı, müdahale ediyor. Bugün bu devirde hala gelmişiz 2022 yılında yargı bağımsızlığı birincinin oluşması kolay değil. Bu bir uygarlık sorunudur. Eğer bunu yani başa bir toplum yani? bunu başaramamasa o topluma uygar gözüyle bakamazsınız. Bakın. Açık konuşuyor. Efendim bu iktidar suçu söyleyeyim, mu toplumun mu? Allah aşkına yani toplum ne efendim? Şimdi, hayır. Yani iktidar müdahale ederse... O, o kişileri de biz kendi bünyemizden çıkarıyoruz. Demek ki o noktaya gelememişiz. Yargı bağımsızlığı bilinci ve özgürlük bilinci benim gördüğüm kadarıyla siyasetçilerin hemen hemen hiçbirisinde yoktur. Noktayı koyuyorum burada. Niye yoktur? Bakın. Yargı bağımsızlığı dediğiniz zaman önce kendisi düşünecek diyecek ki yargı sağlıklı karar verebilmesi için korkmamalı, ürkmemeli, aç olmamalı. Bunları düşünecek. Bir örnek vereyim. 2000 yılında Batı'dan bir örnek vereceğim. Şirak dedi ki ben <laughs> bakın Şirak Cumhurbaşkanı, televizyon Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanıydı o sırada 2000 yılında televizyon konuşmasında Dedi ki iki noktayı nokta üzerinde duracağım bu yıl dedi. Bir, yargı bağımsızlığı üzerinde duracağım dedi. Çünkü dedi hakimler ve savcılar kurulu bana bağlı dedi. Bu beni rahatsız ediyor dedi. Bakın. Siz bir politikacıdan duydunuz mu bunu? Asla. Yar, yargılama erki dedi bağımsız olmalı. Biz yargı erki diyoruz. Yargılama erkidir. Doğrusu odur. Yasama, yürütme, yargılamadır. Yargılama erkidir. Yani dikkat ederseniz terimde bile başarılı değiliz. Şimdi yargılama... Elinizi göğsünüze vurmazsanız sevinirim. Mikrofon var ya. Ben, ha öyle mi? Tabii Şimdi ses bozuluyor. bakın, Siz e, ikinci konuşmam dedi. E, şeyle ilgili, ekonomiyle ilgili dedi. Ve bu konuda dedi ki bun kesinlikle dedi Cumhurbaşkanlığından ben bir siyasetçi olarak Cumhurbaşkanının e, o kurula başkanlık etmesine ve ona bağlı olmasına razı değilim dedi. Bunu başaramadı kendi döneminde. Sarkozy başardı. Sarkozy başardı. Buna karşılık bakın. Yargı orada bağımsızdı. Hakimler ve savcılar kurulu diyelim ki Yargıtay'da iki üyelik boşaldı. Yargıtay üyesi başkanın sayısı Fransa'da değişmez. 96'dır bitti. 96'dır. İki üye, emekli oldu veyahut da öldü vesaire iki üyelik boşaldı dediği zaman yasaya göre Cumhurbaşkanlığının önüne hakimler ve savcılar kurulu üç katı aday göndermesi lazım. Yasa öyle diyor. Evet. Ama hiçbir dönemde, hiçbir başkan döneminde üç katı aday göstermemiştir. Üç, ki, iki kişi boşaldı? İki kişi göndermiştir. Hiçbir cumhurbaşkanı da üç katı aday isterim dememiştir. İşte yargı bağımsızlığı bilinci budur. Peki, Bizim siyasetçide var, var mı bu bilinç? Var. Ay yok. Ben size örnek vereyim. Kim söyledi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, evet. yargıta üyesine seçti Sayın Cumhurbaşkanı. Siz Ar tersini söylüyorsunuz girdi. bana. Ön kapıdan <laughs> evet. çıktı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Hadi buyurun yorumlayın bakalım. İşte ben söylüyorum işte bu, bu bilinç hiçbir siyasetçide yok Türkiye'de. Sorun burada... Hiç ben özgürlük açısından da aynı durumu söylemek zorundayım. Yani özgürlük bilinci yok. Özgürlük bilincinin olduğu bir ülkede herkes her şeyi söyler. Bakın yine Fransa'dan bir örnek vereyim. Bu sarı yelekliler olayında bir gün Cumhurbaşkanı Macron Eşiyle bir pazar günü dışarıya çıkmak istedi. Sırf dinlenmek için. Yani karşısında zaten çok güzel bir park var. Orada dolaşacak, eşiyle dönecek. Çıkar çıkmaz sarı yeleklerden bir tanesi yaklaştı. Bir soru sordu Cumhurbaşkanı'na. Dedi ki bugün tatil günü dedi. Eşimle dolaşmak istiyorum. Bu sorularla uğraşmak düşünmüyorum gibilerden bir laf etti. Biraz sesini yükseltti. Bakın sesini yükseltti. Macron mu? Evet. Sarı yeklide ne dedi biliyor musunuz? Siz benimle dedi bu ses tonuyla konuşamazsınız dedi. Siz benim uşağımsınız dedi. Cumhurbaşkanı. Bana hizmet etmek için oraya geldiniz. Dedi. Yandı. Tabii. Yandı hemen. Hayır. Hayır. AKARİDİ yok. 299 beynin atmadı iyi olurum. E, Fransa'da oluyor. Hayır Fransa'da bunlar, bunu bunlar olağan olaylar. İşte onu söylüyorum size. Bakın. Siz dedi bu ses tonuyla bana cevap veremezsiniz dedi. Siz istediniz. halk sizi seçti dedi. O halktan biri benim diyor. Siz benim emrimdesiniz ve uşağımsınız dedi adam. Eee. Evet. dedi. Amploaye sen benim uşağımsın diyor adam. Burası Özgürlük birinci olan bir cumhurbaşkanı olduğu için bunu rahat söylüyor. Biz de bunu söyleyemezsiniz. Söyleyememek bir yana hemen o zaman sorayım. Olsun Örneğin düşünün. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 9 yıl önce attığı bir tweet nedeniyle yargılandı. Onda da yine yargılayanlar açısından da var sorunlar ama mahkum oldu ve siyasi yasaklı oldu. Şimdi e, siz Cumhurbaşkanı'nın yüzüne karşı söylenen bir şey. Bir de Cumhurbaşkanı'nı eleştiren bir tweet atıyor. Siyasi bir tweet atıyor. Yani o, o 163 bin kişiye hakaret davası açtı Sayın Erdoğan. Hangi ces, cesur insan yani yargıyı göze alıp Şimdi, da Sayın Cumhurbaşkanı'na zaten bu söylediğinizi söyleyebilir Allah aşkına. Cumhurbaşkanları, Türkiye. cumhurbaşkanları yani siyasetçiler daha doğrusu, isterse muhalefette olsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bakarsanız, siz cumhurbaşkanlığına talip olduğunuz zaman ben size sizin zekanızı da ölçerim. Derim ki bu adam zekası yeterli değildir Cumhurbaşkanlığı derim. Bu hak bana ait. Ama benim hakkımda siz bunu söyleyemezsiniz. Çünkü ben böyle bir şey, ben sizi idare edeceğim demiyorum. Ben kendimi idare ediyorum. Siz de öylesiniz. Beni idare etmek için her siyasetçi buna katlanmak zorundadır. Mesela Avusturya Başbakanı'nı, 9 yıllık başbakanı işte yapmış bir adamı tekrar seçime girerken bir tanesi dedi ki bu adam ahman biridir dedi ya. Artık dedi seçmeyin bunu dedi. Aptaldır dedi bu adam. Ve mahkum oldu. Avusturya Mahkemesi onu mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki zekasını değerlendiriyor. Bu çok normaldir dedi. Kendisini yönetecek bir insanın tamam. zekasını değerlendiriyor. Efendim bunları söylerken dedi. bizim dilimize yerleştirmeyin. Hayır Bunların hayır, hayır ben söyleyin. Hayır, hayır örnek veriyorum. Evet, yani. Çok güzel örnek. Çok çarpıcı. Evet. Tabii şeyden çok örnek veriyorum. Yani, Avruf, ne Harika diyor? bir örnek. Hayır çünkü siz milletvekili olacaksanız diyorsunuz ki ben sizin sorunlarınızı çözeceğim. Bu sorunları çözmek için her türlü ehliyetim var. İşte ben bir hukukçuyum diyorsunuz. Başarılı bir hukukçuyum diyorsunuz. Dertlerini çözecek yeteneğim de vardır. Yeterliyim buna diyorsunuz. Elbette ki ben sizin her türlü her açıdan ne yapacağım? Sizi denetleyeceğim. Dürüst müsünüz? Yalan söylüyor musunuz? Söylemiyor musunuz? Bunları araştırma hakkına sahibim ben. Efendim yani siyasler bizde hani sözün meclisten dışarı denir. Bize doğru evet, söyledikleri ben... mi var? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> dün söylediklerini bugün başka şey söylüyorlar. Önceki gün söylediklerini bugün teyit ediyorlar. Yani başka Şimdi bakın, bu şekilde... siyasi yasal sormak Biz geçen istiyorum. Fikir geçen özgürlüğüne buyurun. geldik de çok güzel. Yani Hı. ifade özgürlüğü, düşünme evet, özgürlüğü. Evet, evet. Buradan medya özgürlüğüne geleceğim. Bu Ama Böyle bir bilinç Türkiye'de şimdi, de yok. hayır. Ola ki e, hayır. bir e, hakarete girdi. Bunun hakaretin cezası da aynı. Yani hakaret tabii, davası tabii. açarsınız. Hakaret davası sonuçlanır. Ama tırnak içerisinde Cumhurbaşkanı hakareti düzenleyen 299. madde var. Değil mi? Türk 299 evet. Şimdi eskiden başbakan vardı. Yani bizim şu anayasa delik deşik oldu biliyorsunuz. Eskiden başbakan vardı. Başbakan hakaret cezası diye bir şey yoktu. Şimdi başbakan kimdi? İcraatın başıydı. Bugün bu anayasa icraatın başını cumhurbaşkanı diyor. Şimdi biz cumhurbaşkanını o 299 var diye eleştirmeyecek miyiz? İcraatını eleştirmeyecek miyiz? Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü temsil eden işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı filan. Biz o yönünü değil ki biz icraatın başı olan evet, e, evet. kişiyi eleştiriyoruz. Recep Anladım. Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz. Ne diyorsunuz bundan? Yani 160 bin kişinin eleştirileri ben hakaret asla tasvir etmiyorum ama bu boyutta olunca. Ben siyasetçilerin çok hoşgörülü olması gerektiği kanısındayım. Bu konuda yani açılan bir daha. Var, var böyledir. Bu konuda bir fikir söylemek durumunda değilim. Zaten doğru da olmaz o. Yalnız siyasetçiler biraz e, daha tahammüllü olmalıdır. Yani herkese kanalları da var hoş hoşgörünün ne olduğunu biraz da siyasetçiden öğrenmelidir. Mesela bu konuda Özal'da, Demir elde, Ecevit'te hoşgörülüydü bunu El kabul Erbakan'da, Bülent işte, evet, işte, evet, evet hepsi, yani, yani. o kuşak. Yani siyasetçi çünkü ee, siz bir işlem yapıyorsunuz. O kişilerin e, elbette ki zararına da olabilir yapmış olduğunuz işte bazı onlardan fedakarlık istemek durumunda kalabilirsiniz, kızdırabilirsiniz. Bu da olağandır. Şimdi bakın, şimdi e, e, Rus tarihinin biraz da ondan söz edeyim. Rus tarihinin e, geçmişte üç büyük e, şeysi vardı, siyasetçisi. Birisi Korkunç İvan'dır. İkincisi Petrodur. Biz ona deli, deli Petro diyoruz ama bütün dünya ona Büyük Petro der. Öyle mi? Ve gerçekten de büyüktür. Hemen söyleyeyim. Petro şey, daha şey olmadan, çar olmadan önce kılıkları, kılığını değiştirmiştir. Kuzey ülkelerine, İngiltere'ye de dahil gitmiştir. Dok, doklarda çalışmıştır. O insanlar niye bizi geride bıraktılar. Daha ileriye gittiler. Onları görmek için gitmiştir. Bir yerde de şey Londra'da da bir ameliyatla karşılaşmıştır. Apantisit ameliyatını. Oraya girmiştir. Ameliyatı seyretmiştir. Dönüyor, çar oluyor ve geliyor böyle bir apantisit olayda diyor ki doktorları topluyor ameliyat edeceksiniz. Ben diyor şöyle şöyle yaptıklarını gördüm. Hadi başlayın diyor. Çok enteresan. İlginç olan taraf daha da ilginç olan taraf ne biliyor musunuz? Ameliyat başlıyor. İlk bıçağı vurdukları zaman tabii kanıyor. Kanayınca, belki de kan biraz fazla akınca doktorlar tiksiniyor. Kendisi kenarda bir kürsüde oturmaktadır. Aşağıya iniyor. O kandan bir avuç alıyor, içiyor. Hekimler diyor hastasından tiksinme hakkına sahip değildir devam edin diyor. Ülginç. Bu adam sıradan bir adam değildir evet. dikkat edin. Şimdi siyasi yasak sormuştum. Hemen yani bir ceza alınca olaki e, evet. ola ki olabilir hani suç insana Şurada. mahsus ama onun peşinden hani e, bir yıl bilmem üç yıl ya da aldı galiba Kaftancıoğlu üzerinden bu kadar sürede siyasi yasak. Şimdi de, demokratlar tamam iki tane ceza beraber. Yani biri işte bazı hak kayıplarına, hak kayıplarına hak yol açabilir ama o konuyu ayrıca incelemek lazım. İncelemeden bir şey söyleyemem. Yani yani ben hakaretin genel anlamda hakaretin siyasilerin... ne olduğunu da iyi bilmek lazım. Onları bilmiyorum. Yani belli bir dava üzerinde konuşmayı da doğru bulmuyorum. ben bir dava diye şuna bağlayacağım. Mesela Sayın Erdoğan'da biliyorsunuz e, insanları kin işte e, nefret evet, filan evet. diye bir suçtan o da mahkum olmuştu. O da siyasi yasaklıydı. Yani insanlar ola ki konuşmalarından bir suç işleyebilirler. Tabii Bunun gayet tabii. Gayet, siyasi gayet. yasak getirilmesi demokrasilere aykırı değil mi? Yani o açıdan gelen anlamda soruyorum ben. Bir suç işlediniz, bir buçuk yıl ceza aldınız. Bir de siyasi yasaklı olacaksınız. O ceza ayrı, o ceza <laughs> ayrı. siyasi yasak nasıl bir şey yani? Hayır, onu ayrıca incelemeden şu anda bir şey söylemem mümkün. Eğer böyle bir soru soracağınızı bilseydim, incelerdim o ayrı. <laughs> Yalnız şunu ee, tekrar tekrar söyleyeyim siyasetçiler bazı şeylere katlanmak zorundadırlar siyasetçiler en çok hoşgörülü olması gereken insanlardır bunu tekrar tekrar evet. söylemekte yarar vardır Çünkü siyasetçi size hizmet ederken ister istemez ne yapacaksınız bazı e, yanlışlar yaparsınız. insanları incitebilirsiniz Şimdi, İkinci Katerina'dan nereden söz ettik? İkinci Katerina biliyorsunuz. Bazı filozofları da e, Kışlık Sarayında e, misafir etmiştir yıllarca. Onlardan bir tanesiyle devamlı mektuplaşıyor. Mektuplarından bir tanesinde ne diyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Diyor ki siz bana devamlı tavsiyede bulunuyorsunuz. Tavsiyelerinizi diyor beyaz kağıt üzerine yazıyorsunuz diyor. Beyaz kağıt diyor yaşa herhangi bir tepkide bulunmaz. Fakat ben diyor insanların derisi üzerine yazıyorum. O deriler diyor devamlı tepki gösterir. Siyasetçiler bunu unutmamalı. Ya, çok güzel. Peki bir de dil konusu var siyasetçilerin. Evet. Dili birbirlerine ağır hakaretler. Hatta Erdoğan'ın son Sayın Erdoğan'ın Söylemeyeyim ki, hayır, çok söylemeyin, ağır söylemeyin. ifadesi var gezi parkı hayır, tabii, ne tabii. katılanlar hakkında yani kendimi tuttum söylememeye çalıştım ve söylemedim başardım şimdi e, ayrıca zillet illet işte e, gibi diyelim gene birkaç kelimeyi tabii, de atlayayım tabii. yani üslup böyle olunca toplumda bir gerginliğe neden oluyor toplumsal bölünmeye neden oluyor. Ee, bu dili bir hukukçu i̇yi, olarak nasıl, iyi bir örnek diyeyim? değil. Maalesef öyle. bu kadar bas yani bu iyi bir örnek değil. Hem bir şey söyleyeyim. Yani sürekli olarak peygamberin yumuşaklığından söz edeceksiniz. Hiçbir zaman kırıcı söz 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 edeceksiniz. O oh, peygamberin dinine mensup olacaksınız. Böyle bir uslubu yürüteceksiniz. Bu son derece yanlıştır. Ve çok üzücüdür yani. Benim gördüğüm kadarıyla böyle bir uslup bugüne kadar hiçbir parti lideri veyahut da siyasetçisi diyelim, genel olarak söyleyelim, böyle bir uslubu kullanmadı. Evet. Dikkat ederseniz yıllarca karşı karşıya geldiler Ecevit ile Demirel. Her ikisi de Sayın Sözlüğü'nü Sayın Ecevit, Sayın Demirel şeklinde konuşmuşlardı. Doğrusu da Kesinlikle budur. Evet. Şimdi bunu söylemek suretiyle küçülmezsiniz. Tam tersine büyürsünüz. ...büyürsünüz... Ee, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki bu uslub son dönemlerde son derece çirkinleşmiştir. Maalesef. Hatta bazen ben televizyonu kapatmak durumunda kalıyorum. Yani bunları dinlemek istemiyoruz. Yani o, haberler başlarken bütün hani var. gençler çocukları izlemesin diye işaretleri gayet, var. Gayet, öyle koymak yani, lazım. Yani o, hale bir şey. o hale geldik. Maalesef o hale Bu iyi bir örnek değil. Çok kötü. Örnek. Tartışma kültürünü de ortadan kaldırıyorsunuz. Bakın. Dünyanın hangi dilinde böyle bir sözcük vardır? Tartışma. Ne demektir tartışma? Benim söylediklerimi siz tartacaksınız. Sizinkileri ben tartacağım. Bunun adı tartışmak. işteş bir filildir. Tartışmak böyle olur. Böyle olur. Onun için... E, tartışma sözcüğünün karşılığı birçok dil, batı dillerinde aynı zamanda dövüşmektir. Ama onlar dövüşmüyor, biz dövüşüyoruz. Doğru vallahi. Şimdi efendim yargıyı e, siyasi iktidarların baskısından nasıl kurtaracağız? Anayasa yargıç bağımsızlığını muhteşem bir şekilde koymuş değil mi? E, yani hiç kimseden emir almayacak. Az önce mecelleden bahsettiğiniz temeli o. Yargı bağımsızlığını. Şimdi biz e, maalesef siyasetler yargıya hükmetmekten, yargı kararlarını istediği gibi çıkarttırmak suretiyle e, adalete leke düşürmekten geri kalmıyorlar. Ne diyeceksiniz efendim? Ben size hemen şunu söyleyeyim. Türkiye'de yargı bağım, yargılamanın yargılama erkinin bağımsızlığını tam anlamıyla özümseyen siyasetçi çok az. Veyahut da yok diyecek. Hele bugün hiç yok. Ben öyle görüyorum. Çünkü yargı bağımsız ise yargının vermiş olduğu kesinleşmeyen kararları da eleştiremezsiniz. Bugün yargı karar veriyor, bağırmaya başlıyorlar. Herkes bağırıyor. Bunun istinafı var, bunun temizi var. Bitsin ondan sonra konuşalım. Sizin söyledikleriniz zaten her iki mahkemede istinaf mahkemesi de, Temiz Yargıtay da görecek, inceleyecek, onun üzerine eğilecek. Niye acele ediyorsunuz? Ben bunlara devamlı karşı çıktım ve uyarılarımı yaptım ama bu bitmiyor. Şimdi <laughs> e, Türkiye'ye baktığınız zaman görülen o ki herkes yargıç kesiliyor. Sizin dışınızda siz tek başına kalıyorsunuz. Anayasa maddesini okuyorsunuz. 154'ün son fıkrasını okuduğunuz zaman 154 olması lazım değil mi? Okuyun lütfen o son fıkrasını. 154 olması lazım. Yargıtay başlıklı. Yargıtay başlıklı mı? Hayır. Anayasa, 154. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı. Kararlar 153. Evet. Değil. Anayasa ha. Mahkemesi'nin kararları 153. Tamam. En son maddeyi okuyun. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı Bitti. organları, Bitti. idari makamları, geç çevre, tüzel kişileri bağlar. Bu amir bir hükümdür. Bunu ee, tartışamazsınız. Valla sorumda tam oydu, ona denk geldi. Evet. Siz de bunu söyleyince tam. bunu tartışamazsınız. Efendim Bu, uymuyor mu? Mahkeme. Anayasa bakın, Mahkemesi kararı Geçenlerde ben bir kararda yaz, gazetesinde yazıyı yayınladım. En son cümlesi de şuydu. Bunu bu maddeye rağmen ilk mahkemeler, uyma ben anayasa mahkemesinin yanlışını gördüm, onun nedenle uymuyorum diyen, diyebilir mi diye öğrencilerime sordum. Eğer bir öğrenci bunun tersini söyleseydi ona derdim ki hukuk fakültesini terk et. Sana sadece zayıf vermiyorum çünkü okuduğunu anlamıyorsun. Derim. Bu açık, bunun tartışılacak bir tarafı yok. Siz Anayasa Mahkemesinin kararını değerlendiremezsiniz. Bakın. İşte siyasallaşmada tam bu. Hayır, değerlendiremezsiniz. Bak, değerlendirme yapıyor diye. Size böyle bir yetkiyi vermiyor Anayasa, bak Anayasa. Yasa hükmündeki Anayasa diyor ki uyacaksın. Uyarsınız ha dersiniz ki gider bir makale yazarsınız bakın. Gidersiniz bir yargı sıfatıyla, hukukçu olarak Anayasa Mahkemesi şöyle dedi. Biz de emri anayasanın emrine uyduk ama şöyle şöyle hata yaptı dersini biz de onu öğreniriz. Ama görevinizi yaparken onu aşamazsınız. Kim bir hukukçu bunu söylemişse o artık hukukçu değildir. O bir siyasetçidir. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da uygulamadı. Enis Berberoğlu kararı var, Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı var. Her ikisini de o, o... meclise dönmeleri gerekiyor. Dedi ki mahkeme kararı gelirse uygularım dedi. Ya Anayasa Mahkemesi kararı varken mahkeme kararı beklenir mi? Şimdi hayır ona onu ayrıca incelemem lazım. Şimdi burada olay i̇şte aynı bu karara hayır, hayır, burada olay mi? dikkat edin bazı mahkemelerin direnmesi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ne yapıyor? Değerlendiriyor. Bakın size yine çarpıcı bir örnek vereyim. iki ee, şeyde 1907 tarihli bir kararı var. Fransız Yargıtay'ının. Bir arazi kiralanması ile ilgili bir yasa çıkıyor. Hukuk Mahkemesi'nin önü. O yasayla arazi kirası ile ilgili bir uyuşmazlığı mahkeme çözüyor. Yeni çıkan yasaya uygun şekilde çözüyor. Hiçbir sorun yok. Doğru karar veriyor. Ama bir cümle geçiriyor orada. Diyor ki yasayı eleştiriyor yasayı eleştiriyor. Fransız yargıtayı diyor ki, görevini yaparken sen yasayı uygulamakla yükümlüsün. Onu eleştiremezsin. Yetkini açtığın için diyor, kararı bozuyor. Vay, vay, vay. Yetki aşımıdır bu. Ekse de var diyor. Ama sen gidersin bir hukukçu olarak o çıkan yasayı eleştirirsin. Herkes de okur. Ama görevini yaparken bunu yapamazsın. Çünkü Şimdi arkadaşlar bakın eğer yargıtayda görev yaptığım sırada o mahkemelerin kararları bu şekilde önüme gelseydi kesinlikle üç kez zayıf verirdim. Ve terfilerini önlerdim. Bu kadar basit. O kadar net. Evet. O kadar ağır suçlar. Korkunç bir şey. Yasa açık. Okumasını bilmiyor musun sen? Sokaktaki benim 15 yaşındaki e, sorsam o da aynı şeyi söyler. Ve emire emre diyor der gece. Emir kipi. Peki e, böyle şey olur mu? şöyle örnekler yaşadık. Bunlara çok sinirleniyorum. Bakın açık biz böyle de sinirleniyoruz da elimizden bir şey Böyle yargıçlık ya. olmaz. Biz de olarak işte program yapıyoruz. Hayır, çağırıyoruz. derhal. Kesinlikle terfilerini engellerdim. Kesinlikle. Bırakın öyle ödüllendirmeyi önünü keserdi. O iş biterdi. Şimdi efendim e, tabii gayet güzel net konuşuyorsunuz teşekkür ederiz ama Türkiye'de maalesef yargı e, bu hataları yapmaya devam ediyor devam ediyor yani bu bitmiyor ki peş peşe. Ben de görüyorum helal. ve çok üzülüyorum. Şimdi bakın üzülüyorum. E, bu 15 Temmuz ayın darbe girişiminde evet. bir general rütbesi ismi lazım diye. Siz birinci derece mahkemesi diyorsunuz değil mi? Ben evet. de öyle tanımlıyım. Hukukçu değilim ama. Bu sene hukuk fakültesine girebilmek için ÖSYM'ye başvurdum. Sınava öyle girdim. Öyle mi? Hayırlısı evet, olsun. Sağ olun. Sizden de ders alırım inşallah vaktiniz <laughs> olursa. Tabii kazanabilirsek bir üniversite. Şimdi efendim. Birinci derece mahkemesi müebbet, istinaf, beraat veriyor. Şimdi diyorsunuz ki yargılama sonucunu bekleyelim. Sonra yargıtaya gidiyor filan. Gene düştü. 5-10 yıla mı? 10-15 yıla mı? Filan düştü. Şimdi efendim şu diyelim ki Türk Ceza Kanunu. Yani nasıl olabilir? Aynı kanunu okuyan iki ayrı yargıç grubu. Biri müebbet, biri beraat. Ve orada Sayın Erdoğan devreye giriyor. O diyor bilmem necidir, FETÖ'cüdür diyor. Başka bir istinaf mahkemesi de tutuklama kararı veriyor. Şimdi ben söyleyeyim. Şimdi yani bir ceza mahkemesinin önüne geldiği zaman üç sorunu çözeceksiniz. Üç sorun. Birinci sorun, eylem var mı? Var ise bu eylemi sanık mı işlemiştir? Tamam? Evet. Bunu herkes çözer. Bunun için yargıç olmaya gerek yok. Jüriler de çözüyor bunu. Dikkat edin jürisi olan tabii, ülkelerde tabii. Amerika'da yani oturuyor insanlar, sağ insanlar kanıtlarla karşı karşıya geliyor, kanıtı değerlendiriyor. Diyor ki Ahmet yalan söylüyor, Mehmet doğru söylüyor. Bu adam bu suçu işlemiştir veya işlememiştir diyor. Orada onun şeyi bitiyor. Birincisi bu. Daha bir, ikincisi bu. Eğer çoğunluk veyahut da hepsi birden evet bu suç işlenmiştir, fail de bu suçu işlemiştir derse o sübut bitmiştir. O aşama bitmiştir. Bunun ceza yasasındaki adını koyacaksınız. Hırsızlık mıdır? Gasp mıdır? insan öldürme midir? Onu söyleyeceksiniz. Sorun oraya gelir, dayanır. Bu ikinci sorunu da çözersiniz. Ve bu ikinci sorun birçok birinci sorunda, ikinci sorunda birçok alt sorunlar getirir gündeme. Tek tek bunları oylarsanız. Bizde bununla böyle bir alışkanlık yok. Ben anlatıyorum. Evet. Ha. Üçüncü sorunda eğer tamam yağma suçunu işlemiştir derseniz, dedikten sonra onunla ilgili cezayı tatdir edeceksiniz. Onunla da ilgili birçok sorun gelebilir. Burada uzun uzun söyleme. Bakın üç sorun birbirinden ayrıdır. Birinci sorunda mahkeme demişse ki üç yargıçtan bir tanesi demişse ki ben beraat yanlısıyım. Bu adam bu suçu işlememiştir. Diğer ikisi hayır işlemiştir derse bunu tartışamazsınız. Bu bir kanaat meselesidir. Delilleri tek, yani tanrı değilsiniz. Delilleri takdire bağlı bu. Bak takdir ediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki abi de, öbürü değil diyor. Güzel. İkinci soruna geldiği zaman birinci yargıç, birinci yargıç. Ben bunun beraatını istemiştim. Dolayısıyla bundan sonraki oturumlara katılmam diyemez. Onlara da katılacak, ilk kanaatinden kendini sıyıracak, doğru hükme ulaşmak için devam edecek. Aksi takdirde mahkeme yasal sayıda toplanmamış olur, dikkat edin. Tamam. Türkiye'de de bunlara çok fazla uyulduğu kanısında değilim. Bu konuda da kitaplarımda yazdım bunları ben, evet. tamam mı? Şimdi burada onun için bir hakimin kanaatinin başka olması son derece doğaldır. Muhalif yazıyor değil Tabii mi? Yani yazacak. Kararı yazacak. Karara yazacak. Karara yazıyor Hayır. Itirazı. Der ki ben bunu sabit görmedim der onu yazar. Ee, daha sonra ben bu gasp denmesini doğru bulmadım. Gasp suçu değildir. Laletay'ın bir hırsızlık suçudur diyebilir. Ya bunlar son derece normal. Onun için. Şimdi bir e, mahkemenin tarafa, içindeki üç hakimi anlattınız. tabii Ama benim sorum birinci yürü, derece mahkemesiyle istinaf arasında Aynı ki. şey orada da olur. Yani, İstinafta da. İstinaf diye. Bu kadar ki, fark olur mu efendim olur, olur. Bakın, aynı dosyada burada, müebbet berat. Hayır burada olduğu gibi. İşte aynı şekilde. Çünkü istinaf mahkemesi duruşma yapar ise orada da birinci mahkemede yaşanan olay yaşanacak. A'dan Z'ye duruşma yapıyor. Evet. Tabii. Aynı olay yaşanır orada da. Son derece normal. Nasıl oluyor? Deliller aynı, dosya aynı. E birinci de de aynı. Deliller değişiyor mu? <laughs> bir hakim diyor ki bence sabit değildir diyor. Öbürü iki hakim sabittir diyor. İstinafta haftada da üç kişi var yine. Onlar Orada da üç kişi var. Son... Orada Aynısı da üç kişi olur. var. Evet. Aynısı olur. Bu son derece o yani, doğaldır. Doğal, doğal bir süreç. Hukukun yapısında bu var. Bu aşılamaz. Kolay kolay aşılamaz. Asıl sorun bizde nedir biliyor musunuz? Bir mahkemenin biraz önce söylediğim gibi her şeyi bitirecek Ahmet gelecek Mehmet gelecek en sonunda kimse gelmiyor yani Hasan karar veriyor. Bunun bu tür kararların hiçbirisi dünyanın hiçbir ülkesinde yani e, gelişmiş ülkelerinde gelişmiş ülkelerin hukukunu iyi uygulayan çünkü sömürge döneminde öğrenmişlerdir. İşte Afrika ülkelerinde falan böyle bir duruma rastlayamazsınız. Biz rastlayamazsınız. yani Afrika ülkesinden de kötü durumdayız. E, e şimdi olay belli. Afrika'daki adam kendisi bir şey yaratmış değil. Kendisinden önce oraya gelmiş Belçika, Fransa, İngiltere. Nasıl duruşma yapılır? Hukuk nedir? Üniversiteyi açmış. Hakimler karar vermiş. Yanındakiler de yetişmişler. Onlara bırakmışlar ünlüleri değil. Onlar... Yapılanı ne yapıyor? Aynen tekrar etmeyi sürdürüyor. Olay bundan ibaret. Ben size bir örnek vereyim. O size gönderdiğim ön sözde de bunu söyledim. Evet, ee, orada e, bir e, General Bolongo diye birisi var. E, bir Afrika ülkesinin e, isim yapmış bir ceza hukukçusudur o. Onun kitabı geldi bana bir gün. Kim ta, yani nasıl gönderdi? belki de yurt dışında çıkan yazılarından birisinden dolayı göndermiştir. Gönderdi. Masamın üzerinde kitap duruyordu bakın. Masamın üzerinde adamın kitabı duruyordu. Hocam Faruk Erem geldi bir gün. Odama girdi. Faruk hocanın bir adeti vardı. Ben avukatlık yaparım. yapıyorum. Onun için size zarar vermeyeceğim. Vermek istemem der. Oturmaz. Kahve çay içmez. İlkeleri var. Hmm, ne güzel. Tabii. Çok dikkatli bir hocaydı. Ee, bir gün gene yeni basılan kitabını getirmiş, masamın üzerine koydu. Onu görünce şaşırdı. Bunu dedi, hocam dedim buyurun alın sizde kalsın istediği kadar. Aradan kaç ay geçti bilmiyorum. Hoca bir gün geldi, kitapla beraber geldi ve masama oturdu. Yanındaki sandalyeye oturdu. Döndü, bu kitabı okudum dedi. Ne diyorsun dedi sen? Ne gibi dedin? Bunlar bizi çoktan geçmiş dedi. Ben de biraz önce size söylediklerimi anlattım. Değil mi? Ne kadar teselli ettiğimi bilmiyorum onu da söyleyeyim. Yani. Evet, e, bana gönderdi yazıda da var. E, Belçika hukukuna da bağlıyorsunuz soru bunu. Tabii tabii. Ve, e, yani yargılama, suç, ceza tabii... Hani suç ve ceza Şimdi, Türk, olmazsa olmaz. Türkiye bilimden kopmuştur. Türkiye, bakın Türkiye'nin en büyük açmazı hukuk almamıştır Türkiye. Yasa almıştır. Yasa hukukun meyvesidir. Eğer Türkiye hukuku almış olsaydı kavramlar oturacaktı. Duruşma kavramı nedir? sanık nedir, işte müdafi nedir vesaire bilmem ne. Bu, bunlar yüzeyde kalmıştır. Bunları Türkiye iyi algılayamamıştır. Ama hukuku buna nasıl alabilir? yani yasa almış tamam anlatalım. ama nasıl? Bunu anlatırsanız i̇şte bunu anlatacağım. merak O ettim. ön sözde onu anlatıyorum evet. okuyayım. Bu kumak zamanımız olmamış okuyamamışsınız. Bakın. Meiji döneminde 1890'lı yıllardır e, Japonya'da Meiji dönemi. Onlar batıya 1890'lı yıllarda açıldılar. Açılırken dediler ki biz batıdan hukuk da alalım. Nasıl yapalım? Fransız medeni kanununu alalım dediler. Ama çok akılcı bir şekilde dediler ki bunu uygulamak için önce yargıçları yetiştirelim. Ne yapalım? Fransa'dan hocaları getirtelim. Getirttiler. Dönemin en ünlü hocalarını getirttiler. Onlar 20-30 yıl yargıç yetiştirdiler orada. Ankara Hukuk Fakültesi de bunun amacıyla açılmıştı. Ama uygulama öyle olmadı ki. Yetiştirdiler yargıçları, medeni kanunu çevirdiler ve bu sırada baktılar ki bazı kavramlar Japon dilinde yok. O kavramları olduğu gibi aldılar. Daha da ileri gittiler. Baktılar ki o kavramları yazıya dökmek için alfabeleri yetersiz. Alfabelerine harf eklediler. Hukuk devrimi böyle yapılır. Biz yasanın meyvesini aldık. Onu da kötü. Yasaları didedik. aldık. Medeni A kanunu nereden aldık? Fransa'dan. Hayır, İta <laughs> İtalya'dan ne aldık? Şeyden, İsviçre'den aldık. İtalya'dan e, ceza yasasını ceza aldık. Kanlı. Hayır, bunlar birbirine kanun. Alınabilir tabii ülkenin benzer. toplumuna, topluma uygun e, hale getirdik. Aldık ama artık Cumhuriyet 100, yıl, 100 yıldır toplumu, Ona yasaları, toplumu o yasalar içerisinde yetiştirecek yerde biz yasaları topluma uydurduk. Ve yanlış bir öğrendik. Yargılama yanlış yapılıyor Türkiye'de. Bazı kavramlar hiç yerleşmemiştir. Bunların en önemlisi duruşma kavramıdır. Duruşma kavramı Türkiye'de kavram olarak da, uygulama olarak da asla yerleşmemiştir. Bunu gözden geçirmek zorunda Türkiye. Ben, ben sana, bir şey, ben size bir şey söyleyeyim. Bir yıl içinde bu halledilir. Bir yıl duruşma. İşte oturuyorlar ne kadar sürsün bilmem ne sürsün... Duruşmanın ne kadar süreceğini yasa söylüyor. ...değil ki tek oturumda bitireceksin. İstisnai olarak diyor ancak sen onu ayrıksı olarak, ayrıklı olarak diyor erteleyebilirsin duruşmayı. Öyle bu mı? ceza oturumu. hukukta hukukta, hukukta da öyle ceza, değil. Bu... ceza. Hepsi ayrı hepsi değişmez. Öyle mi? Gayet tabii. Adam üç tane duruşmaya çıkıyor üçünü de bitiriyor. Beş duruşmaya çıkıyor beşini de bitiriyor. Bitti. Ağır ceza mahkemesine. Ağır Ceza Mahkemesinde bulundum ben Fransa'da, Eksan Provans'ta bulundum Ağır Ceza Mahkemesi merkeziydi, e, güneyde Marsilya'nın e, kuzeyinde e, deniz kıyısında çok güzel bir üniversite, en eski iki üniversite, e, şey eski üniversitelerden biri oradadır en eski yani Sorbon'dan sonra en eski üniversite, Robespierre'in ülkesidir orada ben staj da yaptım gemelerde evet. tabi. Her yerde duruşma tek oturumda biter. Ağır cezada da biter. Bitti. Şimdi bizde e, yasalar şu hale geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasalar. Felaket. Felaket. Böyle torba yasa olur mu? Niye yargıçlar, hakimler, hukukçular arayacaklar ya bu torba yasasında ceza yasası değişti mi? Medeni kanun değişti mi? Ne münasebet. Her birisi için ayrı yaparsınız. Çok kötü bir alışkanlık bu. Yeryüzünde bunun örneği yok. Örneği yok ama şöyle. O da e, İddia o ki e, yasalar iktidar tarafından hani saray deniyor, külliye Bir kere dil deniyor. çok kötü bakın. Yasaların dili. Geçen gün bir yasa çıktı bakın. Bir ay içerisinde çıkan yasalardan bir tanesi. Ceza yasasını değiştirdi. Ne biliyor musunuz? fiziken takip diyor. Fizi sözcüğü olur mu hiç? Fiili takip mi olması lazım? Fizik man diyebilirsiniz. O da Fransızca olur olmaz. Fizik diyeceğinize maddi takip dersiniz maddi geçersiniz. De. Fiziken en eki gelmez. Arapça en eki. Ruhen diyebilirsiniz. Ama fiziken diyemezsiniz. Nasıl oluyor da 50 600 kişi bunu göremiyor. Ben şaşkı, şaşkınlıkla. 600 şimdi. kişinin bir tanesi müdahale etkisi yok efendim. Bir gününü değişimini tam olarak söyleyecektim. Hayır. Ne şimdi külliye de hazırlanıp geliyormuş onların hukukçuları hazırlıyor. Ve Türk verin de, de bunu da baza izin verin de bu kadar da söylesin canım. Bu kelime yanlış desin. Fark etti mi acaba? milletvekilleri okudular, fark Buna, ettiler mi ona? Acaba? Ben o kadar çok kelime tespit ettim ki geçmişte Türklülüğü ile ilgili bir kitabında var onlar. Tek tek tespit ettim. Yanlış kelimeleri, hukuktaki tabii. yanlış kelimeler. Bakın çok ilginçtir. Yani bizim dönemimizde eski medeni kanun tabii. Eski medeni kanunu anlamak kolay değildi. Öğrenci olarak Arapça kelimeler geçiyor falan. Peki eski medeni kanun ne zaman kabul edildi? 1926 değil mi? Cumhuriyet. Ha, evet. Önemli bir devrim bu. Tabii. Peki yasalar kim için yapılır? Halk için yapılır okuyan anlasın diye yapılır. Sadece hukukçular için yapılmaz. Tabii. Yüksek öğrenimden geçenler için yapılmaz. 1924 yılında çıkan mede şey köy yasasına bakın. Bir de gerekçesinde yazmış. Biz bunu sade dille yazdık çünkü e, okur yazar oranı muhtarlar arasında çok azdır şeklinde bir de gerekçe söylüyor. Niye öbürlerini <laughs> yüksek öğrenimden geçenler için ya? Düşünebiliyor musunuz? Özrün kabahatinden büyük yasak oyucunun. Korkunç ya. Böyle bir dini anlayışı olabilir mi? Böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi? E mesela bugün de, bugünlerde de biz şu açıdan da bakalım. İktidarın hazırladığı yasalların bir kısmını muhalefet anayasa mahkemesine taşıyor, iptal evet, ettiriyor. Evet. Yani e, anayasaya aykırı yasa düzenlemeleri var. Mesela OHAL çıkarıyor. O halde kanun hükmünde kararname çıkıyor. Şimdi bu mevcut düzen içerisinde yeni düzen mi düzensizlik mi? Hani tek adam rejimi deniyor. Mesela bir İstanbul Sözleşmesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen sözleşmeyi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip iptal Erdoğan et. bir kararla iptal, iptal et. etti. Ne diyorsunuz? Hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Ya da... E Demokrasilerde böyle bir şey olabilir. Hukuk devletinde değil de yani e, akıl çağında böyle bir şeyin olmaması lazım. Bu kadar basit. Dışarıdan söyleyelim. Çünkü herkesten hukukçu olmasını beklemiyoruz madem ki olmaz. Niye olmaz derseniz, çünkü onu bir meclis kabul etmiştir değil mi? Yani onun iradesine rağmen böyle bir şey yaparken en azından beş defa düşünmeniz gerekir. Ve o iradeye saygılı olmanız gerekir. Şimdi ben hep aynı noktaya geliyorum. Bu bir bilinç meselesidir, bakın. Düşünce özgürlüğü bir bilinç meselesidir. Özg Anayasada özgürlükler sadece döküm olarak yapılır. Anayasa, ben o özgürlükleri, o hakları anayasadan almıyorum. Doğuştan o özgürlükler bende vardır. Anayasa sadece tespit etmiştir. Böyle bir anayasa, yazılı bir anayasa olmasa bile ben o özgürlükleri kullanmak durumundayım. Eğer insan isem, bir insan olarak bir özne, bir hukuk öznesi isem o özgürlükleri ben kullanırım kardeşim. Kimse onu benim elimden alamaz. Alıyorsa o rejim bir artık faşist rejimdir. Bunun adını koyalım, bitti. Çünkü yani, hukuk ve devlet insan içindir. İnsan devlet için, hukuk için değildir. Herkes bunu bilsin. Eski Roma'nın Roma'dan gelen bir e, sözdür bu. Bir e, önemli bir özdeyiştir. Onu da belirteyim. Ben bir sokakta yürümek gereğini duyuyorsam, bir şeyi protesto edersem, kaymakama giderim, bilgi veririm sadece. Derim ki ben falan yerde yürüyeceğim derim. Hadi hoşça kalın derim. Ve kaymakam da onu alır önüne Valide onu alır önüne der ki: "Burada yürümenin bazı sakıncaları var. Polis şu şu noktalarda bu sakıncaları ortadan kaldıracaktır." der. Onun görevi odur. Benim sağlıklı bir şekilde yürümemi sağlamaktan ibarettir. "Ben sana izin vermiyorum. Sen kim oluyorsun ya? Sen kimsin? Hangi yetkiyle? Benim doğuştan protesto etme hakkım var." Sen onu engel olamazsın. Ben eğer bir beynim varsa düşüneceğim, o düşüncelerimi dış dünyaya yansıtacağım. Sen bana söverek aslında beynime sövüyorsun. Çünkü beyin Tanrının en muhteşem icadıdır. Tanrının en muhteşem icadı insandır, ama en muhte onun da içerisinde en muhteşem icadı beynidir. Organi beyin düşünüyor. Ve hala sırları bulunmuş değil, bulunamaz da kolay kolay. Siz bunu yasaklıyorsunuz, siz kim oluyorsunuz ya? Ve bu düşünceyi dış dünyaya yansıttığınız zaman bizi size sövüyor. Kime sövüyor biliyor musunuz? Tanrıya sövüyor benim kanalımda. Bu, bu kadar bu, ağır değil. Evet, ağır söylüyorum. Aslında Tanrıya sövüyor. Tanrının en Haşa muhteşem mi? icadına sövüyor. Ve dolayısıyla Tanrı'ya sövüyor. Bu nasıl beyin diye küçümsüyor. Siz bunu küçümseme hakkına sahip değilseniz. Hangi dinden mensup, hangi dine mensup olursanız olun, benim düşünceme siz saygı duyacaksınız. Ben sizin şerefinizi ihlal etmediğim sürece bana karşı dava da açamazsınız. Bunu bileceksiniz. Ben o düşünceyi niçin söylüyorum? Bir hukukçuysam ben, halkıma karşı da görevliyim. Halkın beni bir yerlere getirmiş. Sen demiş yargıçsın. Sen demiş hukukçusun. Hukuk mezunusun. Bu konuda görüşünü söyle. Bırak da söyleyeyim. Siz çıkıyorsunuz. Bu adam diyorsunuz işte böyle şöyle olmuş bilmem ne olmuş. Ağır bir hakarette bulunuyorsunuz. Şimdi hakaret edince ne olacak? Ben de size söylesem ne olacak? Kazancımız nedir? Söyler misiniz bana? Bu nasıl bir ülkedir? Tartışma kültürüsünü yani Türkçenin hakkını bile veremiyor. Ya diyorum ki benim sözlerimiz tart. Tart. Bakın ben size bir örnek vereyim. Genel kuruldayız. Genel kurulda tartışma olur. Yargıtay. Ceza Yargıtay Ceza Dava Genel. Et, genel yani sık konuşanlardan birisi de bendim orada. Türk Yargıtay'ının bugüne kadar en çok karşı oyunu ben yazdım. Öyle mi? Tabii rekor bende. Ama e, ben toplamadım. Bir hakim topladı. 450 sayfa tuttu dedi. Üçüncü baskıda 750'ye çıktı. Ben dedim bunları toplamıyorum. Nerede bulursanız bulun. Şimdi bakın. Ama şimdi o tartışma niçin yapılır? Doğruyu bulmak için. Ben bir düşünce söylüyorum. Düşünceyi söyledikten sonra karşı taraf beni ikna etmişse derhal vazgeçerim. Ya doğru söylüyor derim. Son derece normal. Şimdi bir gün böyle bir e, bir konu tartışılıyor. Ben görüşümü söyleyince dairenin başkanı bazı noktalara değindi. Yani dosyayla ilgili abi baktım ben doğru söylemiyorum. Sesimi çıkarttım. Ve daire yönünden oy kullandım. Benden önce oy kullanan birisi benim görüşüm paralelinde oy kullanmış. Dışarıya çıkınca bana sataştı. Hem öyle söylüyorsun hem ben dedi sen gö e, görüşün de Ben dedim görüşümle evli değilim. Daire başkanı açıklamayı yaptı bitti dedim. İkna oldun Tabii değil gayet mi? tabii. O kadar basit. Babamın mali değil. Gayet tabii ya. Bana ait değil ki o. Değil mi? Bu son Doğru. derece normal. Doğru peki. Şimdi bakın. E, buyurun. E, şimdi burada üzerinde durulması gereken konu tartış. Kültürünün kesinlikle çözülmesi gerece. Yine aynı, aynı alanda, bize kavga bakın var. aynı alanda bir şey daha anlatayım size. Yargıtayın en parlak beni de çok seven rahmetli başkanlarından biri vardı. Mustafa Çemberci, hmm. belki adımı da duyuyor. İsmini Mustafa Çemberci, rahmetli Türkiye'de Allah iş Allah hukukunu yerleştiren adamdır. Naz hem şey bilgisi, hukuk bilgisi çoktu. Kendi konusunda gerçekten araştıran birisiydi. Beni de çok severdi. Bir gün yemeğe inmiştim, aşağıya indim. Rahmetli bir de baktım o genel kurul, hukuk genel kurulu top, o gün toplanıyordu. Bir baktım içeride fazla insan yok. Ben bir masaya, yuvarlak bir masaya oturdum. Bir masada 6-7 kişi oturabilirsiniz zaten arkadaşlarınız gelir. Yemeğe, yemeğim, gelmesini yem, yem, beklerken Mustafa Çemberci bir baktım içeriye girdi rahmetli. Elini kolunu sallıyor böyle öfkeli falan konuşuyor Allah Allah. Ondan sonra şöyle bir baktı gelin dedi Sami'nin yanına oturalım dedi o oturdu falan. Hayrola Sayın Başkan dedim ne oldu? Yahu dedi 2-2-4 değil mi dedi bana. Evet dedim. Şu bir karar verdiler dedi. 2 2 5 etti dedi bana. Peki dedim. Ee, siz dedim konuştunuz mu? Konuşmaz olur muyum dedi. İki defa konuş. Eee siz görevinizi yapmışsınız. Ne üzerinde duruyorsunuz dedim. Döndü bana. Bak bak dedi ya. Sami dedi çok yaşamanın yollarını bulmuş. <laughs> Hayır siz ama dedim siz görevinizi Konuşmasaydınız kahr olurdunuz. Keşke müdahale etseydim diye söylerdiniz dedim. O son derece normal. Göreğini yapmışsınız. Görevinizi yapmışsınız dedim. Niye üzülüyorsunuz? Boş verin dedim. Sorumluluk onların dedim. Geçtim gitti. Ben hep böyle düşünmüşüm. Peki efendim şimdi ben. bu Selahattin Demirtaş'ın durumu da var. Kavalan'ın ee, durumu var diyeceksiniz. E, Kavala'yı evet söyledim. Osman Kavala'nın durumu var. Kavala Tam beraat olurken başka bir, bir suç. Tartışılacak bir husus yok Kavala'da. Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. İlk mahkeme uymak zorundadır. bunun Selahattin Demirtaş'ta yok. da var Anayasa Mahkemesi kararı. Bir mahkumiyeti var 3-4 sene. Tam hatırlamıyorum süresini. Varsa aynı şey. Evet ama e, şöyle bu e, bir e, ne denir bir başka suçtan yargılaması devam ediyor ama tutuklu yargılanması devam ediyor. Yani Peki Anayasa Mahkemesi'nin edemişi. vermiş olduğu karardan, dolayı... Karardan o, dolayı serbest bırakılmıyor. Ha, hayır, şey, o Anayasa Mahkemesi, o onunla ilgili suçta, onunla ilgili suçla ilgili diğer mahkemeler işte eski biz anayasa mahkemesini dinlemeyiz falan diye bir karar mı verdiler? Onu ben Uymuyorlar diyorum. tabii. Yani tutuksuz yargılanması yolunda hak ihlali yapıldığı Hayır. yolda anayasa mahkemesinin kararı Hayır şunu soruyorum. Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karar, karar, e, lehte bir karar ise. Tutuksuz yargılanması tutuk, için lehte yani bir karar. Ama öbür tutuklama nedeniyle ilgili öbür de değilse. Hakimiyeti var zaten. Mahkumiyeti mahkemiyet var. var ama hani üçte ikisini yatıyor, üçte birini ha, yatıyor. Oldu. Serbest kalma durumu Hayır. oluyor ya o Şunu söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin var. kararı ile ilgili olarak e, e, yani tutuklama onunla ilgiliyse ise elbette ki çıkartmak lazım. Değilse başka bir şeyden tutukluysa o devam eder. Başka şeyden hükümlü. hükümlü. Ama onun da süresi doldu. Tahliye edilmesi tahliye gereken edilmesi süresi gereken. var. Yani böyle bir durum var. Çok Şimdi enteresan. bir de HDP'nin kapatma davası var ve Sayın Devlet Bahçeli ayrıca Anayasa Mahkemesi'nden de rahatsız. Anayasa Mahkemesi'ni de kapatalım diyor. Korkunç. Tek kelimeyle korkunç. Yargı bağımsızlığına, düşünce özgürlüğüne ilişkin söylediklerimi sadece hatırlatmakla yetiniyorum. Bakın. Her şeyden önce siyasetçilerde kavram dilinin sadece kavram olarak değil de somut bir biçimde düş dünyaya yansıması şart. Siyasetçi, bakın geçen gün e, bir sohbet ediyorduk eski bir siyasetçiyle ve çok saygı duyduğum bir siyasetçiyle. 20 küsur bakanlık, yıllık bakanlık yapan. Kim? E, Ali Naili yerden evet. bey. Evet. Buradan sevgilerimizi iletelim. Evet. Dedi ki çok değerli bir bakan. Zonguldak milletvekili vardı. Ünlü bir milletvekili Köksal Ahmet Topta. Hayır hayır. Eskilerden. Ee, Ahmet Bey soyadı aklıma gelmedi. O da hukukçuydu. Abi ben de yok. Yanlış hatırlıyorum. Çok iyi hatiplerden biriydi o. Zonguldak milletvekili. Biraz sonra aklımıza gelebilir. Tamam. Ee, onun bir sözünü hiç unutmuyorum derdi. De, de, sürekli bunu söyler. O nedir biliyor musunuz? Ben bana muhalefet, muhalefet edene, muhaliflerime aşığım. Çok güzel. Aynı. Ya Tabii. muhteşem. Bakın çünkü bir hukukçu o. Düşünce özgürlüğüne de son derece saygılı, ya. terbiyeli, dikkatli konuşan, çok güzel konuşan bir şeydi. Milletvekiliydi sanıyorum. Bakanlık da yaptı eski dönemlerde. Yani çok enteresan evet bir şey. şey. Yani Anayasa Mahkemesi kapatılırsa siyasetin evine ne geçer? Yani neden ister Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması? Hemen bir, siyasin? hemen bir şey söyleyeyim. Kendisi de çok ileride göre, bazı şeylere ihtiyaç duyabilir. Hem yargıya hem de Anayasa Mahkemesi'ne. Kendisine hiç tavsiye etmem. <laughs> evet. Manidar söylediniz. Biraz açıklar gör. Kendisine de lazım olabilir Hayır, derken. Tabii yani. Şimdi bakın. Anayasa Mahkemesi'nin var olmasının nedeni Anglo-Sakson düşüncesine egemel olan hukukun üstünlüğü düşüncesidir. Hukuk üstün ise devlet de birey de hukuk karşısında eşittir. Anglo-Sakson ülkelerinde biz rastgele kullanıyoruz. Hukukun üstünlüğü başka bir şeydir. Hukuk devleti başka bir şeydir. Hukuk devleti Kara Avrupa'sında çıkmıştır. Kara Avrupa'sındaki hukuk devleti görüşünden yola çıkanlar üstü örtülü olarak biz hukuk devletini hala hukuk devletine özeniyoruz. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz diyorlar. Anglo-Sakson ülkelerinde böyle bir dert yok diyor ki hukukun karşısında birey de devlet de eşit düzeydedir. O yüzden orada iddia makamı başka yerdedir. Biraz önceki sözlerimizi söylüyorum. iddia makamı. Ve o, o yüzden o yüzden o yüzden e, dikkat ederseniz Trump bir karar vermişti. Onu somutlaştıralım. E, bu göçmenlerle ilgili bir karar vermişti sıradan bir yargıç dedi ki anayasa ya aykırı olduğu için evet. ben bunu iptal ediyorum dedi ve bitti. Konu kapandı. Sıradan edemedi. Tabi çünkü tabii. orada yüksek mahkeme bizde yüksek mahkeme yoktur. Buradan herkese uyarıyor. Nasıl yoktur? Yüksek mahkeme terimini kullanamazsınız. Anayasa yanlış yapmıştır. Yüksek mahkeme Yargıtay, yoktur. Yargıtay, Danıştay. Hayır. Hayır, hiçbirisi yüksek değil. Son mercidir. Yargılamada son merci. Üç ayrı mercidir. Birbirinden bağımsızdır. Birbirinin üstünde değildir. Tamam mı? Biri yüksek, biri alçak değildir. Hayır, hayır, yani. yok. Eşit düzeydedir. Bakın, 1961 Anayasasında Yargıtay'ı öne almışlardır. 61 Anayasası'nı okuyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesinin üstünde mi? Anlamına gelmez o. Onlar eşit düzeydedir. Alanlara ayrıdır. Alanları birbirinden ayrı. O onun alanına girmez yani Türkiye'de olanı. en son merci Yargıtay, anayasa Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa bakın, İnsan Hakları Mahkemesi. hayır. En son merci başvurulacak merciler. Başvurulacak merciler anlamında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay eşit düzeydedir. Birbirinin üstünde değildir. E Şimdi, bunlara yüksek yargı yapayım. demeyecek miyiz? Yüksek yargılama yani organı diyebiliriz. Yüksek yargılama organı diyebilirsiniz. Ama yüksek mahkeme diyemezsiniz. Yüksek mahkeme anglo ülkelerinde vardır. Çünkü bu üç yetki yüksek mahkemededir. Peki süremizin y Anayasa mahkemesinin görevlerine de bakar. Yargıtay'ın da Danıştay'ın da görevlerine bakar. Evet. Onun önüne gideceği için de ilk mahkeme ben bu tüzüğü uygulamıyorum, bu anayasa yasa maddesini uygulamıyorum diyebilir. Çünkü nasıl olsa oraya gidecektir. Varsayımı vardır. Şimdi bizde ise ne yapıyoruz? Ya Yargıtay'da görev yapan birisi veya da ilk mahkemede görev yapan birisi bir tüzük yasaya aykırıysa Danıştay'a gidiyor. Anayasaya aykırıysa Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Yok, yok, Birbirinden ayrı. Kara Avrupası böyledir. Kara Avrupa'sı Anglo-Sakson Düşüncesinin çok dışındadır Kara Avrupa'sında Hukuk devleti özentisi vardır Anladım peki efendim biz bizde e, Süremizin sonuna geldik 7 dakika falan var Hızlı geçti e, Şöyle hakimler savcılar kurulu var evet. Ve son yaptığı Atamalarda yaz kararnamesinde de Çok eleştirilen e, Hükümetin hoşuna gitmeyen kararları alan hakimlerin evet. sürgüne Hakimler gönderildi. Var. Sayın Cumhurbaşkanı 11 kişi galiba. 11 kişi mi? Kaç kişi? Önemli değil. Ben, önemli. Evet. İsterse e, 25 kişi olsun. Bir kısmını önem sayıda Sayın Cumhurbaşkanı atıyor. Bir kısmını meclise içer ama meysede çoğunluk olduğu için ben gene tamamı ben, bir kişinin elinden geçiyor. Anladım. Yorulmayın. Hemen bir özetleyeyim. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu benim gözümde hiçbir dönemde parlak bir sınav vermemiştir. Bugün bugünkü durumda zaten belli. Fazla şeye söze gerek yok. Hakimler ve savcılar Kurulu dediğiniz zaman o kurulun mensup olan insanları son derece bağımsız, yansız olması gerekir. Yansız olması gerekir. E nasıl yani? ama Soru Türkiye siyasi gidak. atama yapılırsa Anlatacağım. nasıl sorusu. Yani? Anlatacağım. Türkiye bunu başaramamıştı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi hakimler ve taşradaki bir hakim bir yanlış bir iş yapar. Evet. Hakime hakimler kurulu, savcılar kurulu işte ne dersiniz diye bir ceza verir. Işte. Tebliğ der, kınama der, bilmem ne falan diye verir. Uyarı der bilmem ne. Hakim sorar. Der ki ben şöyle şöyle yaptım bu işi, niye bana bu cezayı verdiniz, kaldırın der. Size bir cevap gelir. Bu cevap hiç değişmez. Büyük ihtimalle orada bir katip yazar, ilgili de onu imzalar. Ne der biliyor musunuz Dosyadaki bilgi ve belgelere göre itirazınız yerinde görülmemiştir imza. Bir cümle. Peki, hakim şimdi kara kara düşünüyor, acaba dosyamda ne var ya? Hangi belge var, hangi bilgi var? Siz bunu hiç bilmezsiniz. Şimdi bakın. Roma'da yürüyorum, sok dolaşıyorum bir tatil günü ya da cumartesi günü. Bir baktım hakimler ve girdim içeriye. Girdim içeriye, içeriye girdim. Ben dedim yargı üyesiyim Türkiye'de. Deyince ilgilendiler. Hemen bir o üyelerden biri geldi. Fransa konuşmaya başladı. İçeriye aldı beni. İçeriye aldı. Dedi ki bana ee, sizi dedi e, burada ağırlamak isteriz dedi. Buyurun dedi. Sizi tanıştırayım dedi. Yargıtay Başkanı da oranın üyesi, doğal üyesi. Bas savcı da üye. Geldi onlarda da tanıştık. Bas Savcı ısrar etti. Yarın bekliyorum falan diye. Neyse. Ve ben boyuna bilgi veriyor. Ben de not alıyorum falan. Biraz sonra baktım toparlanmaya başladı. Hatta bana dedi ki dün Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplandı. Keşke dün gelseydiniz dediler bana. Evet. Ben e, şimdi ben toparlanmaya başladım. Herhalde dedi toplantı yok dedi. Toplantıyı izleyebilirsiniz. Toplantı açık dedi. Ben de dedim nasıl oluyor dedim. Herkes dedi izler dedi. Peki dedim bir hakim hakkında işlem yapacaksanız o da gelip izler mi? Konuşma hakkı yok ama gider izler dedi. Bakın. Hayır, Tabii. Bakın. <laughs> evet, çok i̇şte, çarpıcı bir örnek. Gün demokrasi ya, bu. Gün ışığındaki tabii, demokrasi. Gayet tabii. Bu laf ha. çok çarpıcı. Evet, tabii, gün müthiş ışığında. bir şey. Efendim, Bakın, peki. Şimdi hemen söyleyeyim. Bir, bir sorum daha var. Süremizin sonuna gelir. <laughs> <laughs> gün ışığında demokrasi. Bizde bu böyle bir bilinç var mı? Evet. Bilinç var mı böyle bir Nerede ben? efendim? Evet, Kapının önünde geçirmez. Hayır, ki. hakimler ve savcılar Üç dakikamız üyelerinde kaldı. olsa zaten böyle bir cevap gelmez size. Bir facia daha var. Ayrıca... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılma davası 2008'de Adana Emniyet Müdürlüğü anayasa mahkemesi üyelerini yani e, AKP'yi o gün kapanıp kapanmayacağına karar verecek anayasa mahkemesi üyelerini ve yargıda Cumhuriyet Başsavcısı ile o dosyayı hazırlayan savcıları dinleme ve fiili takip kararı alıyor ve evet korku Ömer Faruk Emin Eminavlı açıkladı belgesiyle burada korkunç. ve yıllar sonra korkunç. ortaya çıkabiliyor bu korkunç. Ben size bakın bir şey daha anlatayım. İki dakikamız var lütfen ha. çok hızlı olsun. Şimdi doyamadık da, başka da, bir program daha dava, yaparız. Bu dava bu açıldığı zaman bana başvurdular. Siz anlattın mı size bilmiyorum. Hangi Baş, davaya? Keçi AKP davası. Evet mı? evet da başvurdular. Yok zaman... anlatmadınız. Hasan Celal Bey Allah beni aradı. Verirsin. Dedi ki Biraz hızlı rica edeyim. Vakit Hasan, çok ilerliyor. E, e, sizden dedi, görüş isteyecekler. Yasadaki hüküme göre ben bir görüş veriyorum. Evet. Getirsinler dedim iddianameyi görüşümü yazarım. Kendilerine veririm dedi. E, yarın dedim beklerim. İstiyorlarsa gelsinler. Ona bir eski Adalet Bakanı telefon etmiş. O da bana telefon etti. Bekliyorum dedim. Yarın ertesi günü İki başkan vekili geldi. İkisi de bakanlık yaptılar daha sonra. İki bak önüme koydular iddianameyi. Şöyle iddianamenin sayfasını çevirdim. Ve dedim bana hitaben bir yazı yok burada. Yani ben neye dayanarak vereceğim değil mi ya? Yani duru kendiliğimden bir size müteala bana bir hitap edeceksiniz. İşte şu yazınızla şöyle istediniz. Ben de görüşümü söylüyorum diyeceğim dedim. Biz dediler bunu gizli tutacağız dediler. Yok dedim. Bunun gizli bir tarafı yok. Ben bir ala vereceğim size. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Bilin bu kadar basit. Peki dediler. Yarın getirecek dedi Getiririz dediler. 14 yıldır bekliyorum. <laughs> Harika. Bu kadar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şeref <laughs> verdiniz. Sağ olun. Güzel bir Aynen. sohbet oldu. İnşallah Aynen. ileriki günlerde yeniden sizin engin deneyiminizden yararlanacak Aynen. programlar yaparız. Sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, az sonra e, Sayın Yaşar Topçu, hukukçu, eski bakan, birlikte olacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Önemli konuları Sayın Yaşar Topçu ile birlikte ele alacağız. Kısa bir ara lütfen.